Mutfaktaki dersimize hoş geldiniz. Fen bilgisi dersinde karşınızdayız. Canlılar dünyasına yolculuk diyoruz. En son işlediğimiz üniteden devam ediyoruz. Canlılar dünyasına yolculuk dediğimizde önce çevremizdeki varlıklara bakmamız lazım. Çevremizdeki varlıklar deyince ise varlık neydi? Varlık, gördüğümüz, var olan her şeye varlık diyoruz. Varlıklar ikiye ayrılıyor. Canlı varlıklar ve cansız varlıklar olmak üzere. Canlı varlıkları ve cansız varlıkları birbirinden ayıran özellikler var belli başta. Bunlara bakacak olursak ise canlılar beslenir, cansızlar beslenmezler. Canlılar soluk alıp verirken cansızlar soluk alıp vermezler. Canlılar hareket ederken cansızlar hareket etmezler. Canlılar boşaltım yaparken cansızlar da boşaltım olayı gözlenmez. Canlılar uyarılara tepki verirken canlılar hiçbir uyarıya tepki vermezler. Canlılar büyüyüp gelişirken, bunu çok rahat gözlemlerken, cansız varlıklarda büyüme, gelişme olayı gözlemlenmez. Canlı varlıklar çoğalırlar ve hayatlarına devam ederler. Cansız varlıklar çoğalmazlar. Canlı varlıklar ölüp hayatlarını sonlandırırken, cansız varlıklarda ölüm diye bir olay gözlemlenmez. Canlı ve cansız varlıklara örnekler verecek olursak, İnsan, hayvan, bitki, çevremizde birçok canlı varlık var. Bunların en büyük örneği de biziz. Bizden örnek verecek olursak bizde bunlar nasıl gözlemleniyor hemen bir bakalım. Biz besleniyoruz hayatımızı devam ettirmek için. Soluk alıp veriyoruz hayatımızı devam ettirmek için. Hareket ediyoruz. Barınma, beslenme gibi ihtiyaçlarımızı gidermek için hareket ediyoruz. Boşaltım yapıyoruz atık maddeleri atmak için. Uyarılara tepki veriyoruz, sıcak, gürültü ya da herhangi bir hayatımızı etkileyecek uyarılara çok rahat tepkiler verebiliyoruz. Büyüme gelişme gözlemleniyor. Büyüme gelişme nasıl gözlemleniyor? Bir bebek küçük hareket etmezken büyüyor, çocuk oluyor, erişkin oluyor, birey oluyor gibi gözlemleyebiliyoruz. Bir bitki de aynı şekilde. Bir küçük dal dikmişizdir bir çiçekten. Büyümüş, dallanmış, budaklanmıştır. Büyüme gelişme canlılarda çok rahat gözlemlenebiliyor. Çoğalıyorlar. Hayvanlar da bitkiler de çoğalma farklı gözlemleniyor. Birazdan onu örneklendireceğim. Yine canlılar çoğalıyorlar ve hayatlarını sonlandırıp ölüyorlar. Baktığımızda canlı ve cansızları bu şekilde örneklendirdik. Canlı varlıklar arasında bitkiler ve hayvanları şu an bir sınıflandıralım. Bitkilerde bu özellikler nasıl gözlemleniyor? Hayvanlarda bu özellikler nasıl gözlemleniyor? Bitkilerde hareket nasıl olurmuş? Bitkiler, baktığımızda bir sepsideki çiçek, bugün baktım evin köşesinde duruyordu, yarın baktım yine evin köşesinde duruyor, hareket etmiyormuş gibi gözlemleniyor. Ama yer değiştirme hareketi yapmazken güneşe doğru bir yönelme hareketi yapıyor. Aynı zamanda saksıda dikili durumdayken kökleri suya yönelme hareketi yapıyor. O zaman neymiş? Bitkiler yer değiştirme hareketi yapmazlar. Ayçiçek gibi ve diğer bitkiler gibi güneşe yönelerek, suya yönelerek yönelme hareketi yaparlar. Hayvanlar ise. Hayvanlar beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yer değiştirme hareketi yaparlar. Büyüme ve gelişme özelliğine geldiğimizde ise, büyüme ve gelişme bitkilerde, bitkiler yaşamları boyunca sürekli büyüyüp gelişirler. Hayvanlar ise yaşamlarının bir dönemine kadar büyüyüp gelişirler. Bir dönem sonra büyüme durur ve sonrasında ölüm gerçekleşir. Neymiş? Büyüme gelişme bitkilerde yaşamları boyunca, hayvanlarda ise bir döneme kadar gerçekleşiyormuş. Boşaltıma bakacak olursak, bitkilerde boşaltım yapraklar yoluyla yapılır. Nasıl oluyor? Yapraklar yoluyla oksijen olabilir. Oksijen dışarıdan karbondioksit alıp dışarıya oksijen vererek bir solunum yapabilir. Aynı zamanda yine oksijen verdiği için bir boşaltım yapabilir. Yapraklarıyla terleme yaparak fazla tuzu atabilir. Damlacıklar halinde suyu atabilir. Bitkilerde boşaltım yapraklarla yapılır. Hayvanlarda baktığımda ise boşaltım. Hayvanlarda boşaltım böbrekler yoluyla yapılır. Hayvanlarda boşaltım fazla olan atık maddeler, vücudun atılması gereken, işe yaramayan atık maddeler böbreklerden süzülerek ihtiyacı olanlar alınır, ihtiyacı olmayanlar idrar yoluyla anüsten dışarıya atılır.
bitkiler de üremeye bakacak olursak. Bitkiler çoğunlukla tohumla çoğalırlar. Şimdi yine bir örnek verelim. Domates. Domatesi kestiğimizde içinde tohumları göreceğizdir. Tohumları toprağa ektiğimizde bir domates fidanı oluşur. Domates fidanı büyür, çiçek açar, meyvesini verir ve tekrardan tohum oluşur ve bu döngü şeklinde büyüyüp gelişerek hayatına devam eder. Ve bu hayatı boyunca sürekli büyür. Bitkilerde büyüme sürekli gerçekleşiyor. Bunu da tekrardan bahsetmiş olalım. Üreme de tohumla gerçekleşiyor. Domatesin tohumunu ektim, domates elde ettim. Tekrardan tohumunu aldım, ektim, domates elde ettim. Üreme genellikle tohumla gerçekleşiyor. Başka yollar da var ama bunu ileriki dönemlerde, ileriki yıllarda göreceğiz. Hayvanlarda üreme ise, hayvanlar doğurarak ya da yumurta ile çoğalırlar. Yine bir örnek verelim. İnsanlar doğurarak çoğalırken, mesela tavuklar yumurtlayarak, kuluçka yedirerek yumurtayla çoğalırlar. Hayvanlarda da üreme bu şekilde oluyor. Beslenmeye bakacak olursak ise, bitkiler kendi besinlerini kendileri yaparlar. Bitkiler güneş ışığıyla ve dışarıdan aldıkları karbondioksitle kendi besinlerini kendileri üretirken hayvanlar bu besinleri dışarıdan hazır alırlar. Yani biz hazır yiyeceğiz. Dışarıdan aldıkları bu besinleri hayvansal ya da bitkisel olan besinleri yiyerek beslenirler ve yaşamlarına devam ederler. Tekrardan en son bakacağımız özelliğimiz ise solunum. Bitkilerde solunum yine yapraklarla olur. Nasıl yapraklarla olur? Dışarıdan aldığı karbondioksidi, güneş ışığı varsa oksijene çevirerek bir solunum yapar. Hayvanlarda solunum ise akciğer yollarıyla olur genellikle. Dışarıdan aldıkları oksijeni ciğerlerine nüfuz edip karbondioksit vererek devam ederler. Bu haftalık konumuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi unutmayın.